Değerli izleyiciler, ekonomiyle devam ediyoruz. Piyasanın rakamlarına bakacağız. Telefon attığımızda ALB Forex Araştırma Uzmanı Rıdvan Baştürk var. Sayın Baştürk, öncelikle günaydın diyeyim. Piyasanın rakamları için sözü size bırakayım. Günaydın Selim Bey. İyi yayınlar diliyorum. Tabii bakıldığında haftanın açılışında tabii sıkıntılar vardı küresel piyasalarda. Ve bu sıkıntıların yurt içinde devam ettiğini haftanın 4. işlem gününde de görüyoruz. Biraz önce açılışını yapan Borsa İstanbul'da baktığımızda %0.80'e yakın bir aşağı yönlü açılış olduğunu görüyoruz. Tabii küresel piyasalarda geniş anlamda, geniş çerçevede hala mevcut sıkıntıların devam ettiğini görmekteyiz. Gerek küresel büyümeleri içkilenişler, gerekse enerji fiyatlarındaki geri çekilmeler tabii ister istemez piyasaları biraz satış baskısı altında tutmaya devam ediyor diyebiliriz. Dünün önemli gelişmesi Fed Başkanı Yellen'ın ABD Kongresi önünde yaptığı savunmadaydı. Fed Başkanı Yellen gerçi ne şiş yansın ne kebap hesabı çok fazla bir cümle sarf etmedi piyasaların seyrini değiştirecek. Önemli şeyler şunlardı. Şu anki mevcut küresel gelişmeler Fed'in elini biraz sıkılaştırdığını ve kademeli faiz artışına zorladığını söyledi. Bu bilindik bir şey. Zaten piyasalar bu haldeyken Fed'in hızlı bir faiz artırımına gitmesini beklemiyoruz. Kademeli faiz artışı gündemde olacaktır ama Mart ayındaki toplantının beklentilerine bakıldığında şu an piyasada sadece %4'lük bir faiz artırım beklentisi var. Yani faiz artırım beklentisinin piyasa genelindeki oranı %4. O yüzden Mart ayında genel itibariyle Fed'den bir faiz artırımı beklenmiyor ki dün zaten Fed Başkanı da buna paralel açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz. İçerideki durumlara bakıldığında biraz önce de bahsettim. Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor ki bakıldığında özellikle 70 bin seviyesi orada oldukça önemli bir destek seviyesi konumunda. Yani şu anki seviyeden yaklaşık 1100 puanlık aşağıda önemli bir destek seviyesi var Borsa İstanbul'da. O yüzden satışların devamına 70 bin seviyesi önemli bir destek seviyesi konumunda görev alacak gibi gözüküyor. Kur tarafına bakıldığında ise tabii 2.96 seviyesinden başlayan satışların devamının geldiğini görüyoruz. Ancak geri çekilmeler de biraz sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Özellikle dün doların global bazda değer kaybetmeye eğilimi devam etti ve bu kapsamda dolar TL'de de 2.91.80 desteğine kadar satışlar gördük ama buradan bir miktar tepki verdiğini görüyoruz. Dolar TL'de kısa vadede yönümüz aşağı gözüküyor. Orada özellikle yukarıda 2.94.30 direnci önemli bir seviye olarak gözüküyor. Bu seviyenin aşılması durumunda dolar TL'de bir miktar yukarı yönlü hareketler etkili olacak gibi gözüküyor. Tabi buradan içerideki siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Onun dışında bugünkü ekonomik veri akışına bakıldığında yaklaşık 20 dakika sonra bizim Aralık ayına ilişkin cari denge verimiz açıklanacak. Cari dengenin 5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor ki 5 milyar doların üzerinde gelebilecek bir cari açık. İçeride bir miktar olumsuz fiyatlamaya neden olabilir. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketlerin devamını ve kur tarafında da direnç seviyesi olan 2.94'a doğru hareketlerin gelmesini destekleyebilir. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Baştürk, aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.